Tamam. Biz ekmeklerin israfına dikkat çekmek için böyle bir proje seçtik. Bu broşürlerde ekmek israflarının nedenleri nasıl önleyebiliriz? Ekmek ve böyle ekmeklerden yapılan yemeklerin tarifleri olan broşürler bunu kuşak altına dağıtıyoruz. Daha sonrasında ikinci etkinliğimiz böyle ekmeklerden yapılan yemeklerin yarışmasını yapacağız. Üçüncü etkinliğimiz olarak da kendi topladığımız böyle ekmeklerden kendimiz kreker yapıp satıp gelirinde ÜİSET'e bağışlamayı düşünüyoruz. Böyle bir proje geliştirdik biz de. Arkadaşlar yani sorumluluğu da almış olmanız bu konuda özellikle bir manada bir duyarlılığa ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Evet. Siz de buna katkı sağlıyorsunuz. Şöyle başkanım, Türkiye'de günde 5 milyon ekmek israf ediyor. Bunu yıllık rakamlara vurduğumuzda devasa rakamlar 214 milyar lira yapıyor. Evet. Bunda da şöyle söyleyeyim size, 500 hastane, 18 havalimanı, 250 yurt, 420 bin öğrenci, 12 ay boyunca 280 liralık burs verebilme, hani 500 kilometrelik bölünmüş yollar yapabilmeyi sağlıyor. Kesinlikle. Biz de diyoruz ki bunları önleyelim, evet, Türkiye gelişsin diye daha fazla çalışalım. Bence alkış edelim. Size bir şey sorayım. Dünya israfı önleme gününe gün. Madem israfı çok veriyorsan. 27 Nisan. Ben de size arkadaşlar, iyi çalışmalar. Tebrik ediyorum. Bize de bir şey düşünürse her zaman yardımcı olabilirsiniz. Tamam. Tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin arkadaşlar. 27 Nisan'da bu konuyla ilgili belki ortak bir çalışma yapabiliriz. Projenizin durumuyla alakalı olarak inşallah sonuçlarını bir oluşturursanız o güne kadar. Belki o gün biz de 27 Nisan tarihinde birlikte bir şey yapmak isteriz. Yani. Olur mu? 27 Nisan unutmayın ama hatırlatın yani. Tamam. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam.